Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar için sosyal bilgiler ders kitabımızın 45 ile 49. sayfalar arasındaki etkinlik cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu lütfen beğeniniz. Ayrıca bu videonun altında diğer ders kitaplarınızın çözümlerinin bulunduğu link var ve tüm derslerimizin yazılı sorularının bulunduğu link yine bu videonun altındaki açıklama kısmında. Oraya giderseniz hepsini göreceksiniz ve önceden kitap çözümlerinizi yapacak yazılarınıza hazırlanabileceksiniz. Ayrıca WhatsApp gruplarında paylaşın ki arkadaşlarınız da sizlere teşekkür etsin ve sevinsinler. Önce Güzel Ülkem adlı parçada öncelikle en başta kitabınızın en başındaki 45. sayfasındaki bir sorumuz var arkadaşlar. Ülkemizi her yıl milyonlarca yabancı turist ziyaret etmektedir. Ülkemizi neden çok sayıda yabancı turist ziyaret ediyor? Açıklayınız diyor. Ve çok basit aslında. Ülkemiz denizlerle çevrilidir. Deniz turizmi için geliyor ziyaretçilerin çoğu. Evet, özellikle Akdeniz sahillerine ve Ege sahillerine deniz turizmi için gelinmektedir. Bunu da ekleyebilirsiniz cevaplarınıza. Bunun yanında pek çok doğal ve tarihi güzelliği bulunmaktadır ülkemizin. Bunun yanı sıra pek çok turistik bölge ülkemizde gelişmiş ve dünya üzerinde tanınmıştır. Bu yüzden turistler ülkemizi çok ziyaret etmektedir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Evet, siz videoyu durdurun, yazın. Ben aşağı doğru gidiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin yazmanızı beklediğim zaman çok fazla vakit harcıyoruz. Video çok uzuyor. Bu sorumuzda aşağıda doğal varlık ve tarihi eser türlerine örnekler verilmiştir. Boş yerleri doldurunuz diyor arkadaşlar. Kırmızı ile yazılı olanlar doldurduğum boş yerlerdir. Nedir peki bunlar? Kale, medrese, paratü, türbe, antik kent, heykel, kitabe, ben saraylar ve köprüleri ekledim. Bunlar neydi? Tarihi eserler, saraylarımız ve köprülerimiz vardı. En son daha. Burada da doğal varlıklar, göl, orman, ırmak ya da nehir yazabilirsiniz. Deniz, Pamukkale travertenleri. Evet, Pamukkale travertenleri de doğaldır. Ya da peri bacaları yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya ekleyelim. Peri bacalarını da ekleyelim. Hangi cümleyi yazarsa. Çünkü peri bacaları da doğal unsurlardır, doğal yapılardır arkadaşlar. İnsan yapımı değildir. Aşındırma sonucu oluşmuş, meydana gelmiş yapılardır. Peri bacaları ya da Pamukkale travertenleri. İkisini yazabilirsiniz ya da birini tercih edebilirsiniz sevgili gençler. Evet, ben aşağıya doğru akıyorum yavaş yavaş 46. sayfaya doğru. Bakalım ne varmış 46. sayfada. Ne diyor? Tarihi eserler ülkemizin kültür hazineleridir. Bu hazinelere zarar verenleri uyarmalı, tarihi mirasımıza sahip çıkmalıyız. Bu konuda ilgili aşağıdaki haberi okuyunuz ve altında yer alan soruları cevaplandırınız diyor. Osmanlı dönemi mimarisinde günümüze taşıyan tarihi çeşme üzerlerine yazılan duvar yazıları nedeniyle tehdit altındadır. Evet, tarihi eserlerimizin üzerine sprey yazılarla, sprey boyalarla gerçekten her yerde yazı var. İsimler var, aşk yazıları var, şiirler var, tarihler var. Bunu yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Soru ne diyor? Siz çevrenizde zarar gören eserler var mı? Varsa kimler nasıl zarar vermiştir? Evet, var. Adana'da yaşıyoruz biz. Adana'da tarihi eserlere gittiğimiz zaman gerçekten tarihi eserlerin her tarafı sprey boyalarla yazılmış. Bunu genellikle gençler yapmaktadır. Maalesef ki gençler yapmaktadır. Gençleri bu konuda oldukça bilinçsiz bilinçlendirmek gerekiyor. Siz gençler de umarım böyle şeyler yapmıyorsunuz. İkinci sorumuz. Tarihi eserleri korumak için ne diyor? Hangi önlemler alınmalıdır? Alınabilecek aslında birçok önlem vardır. Bunların en başta benim aklıma gelenler, öncelikle sert yasalar yani kanunlar çıkarılmalıdır. Zarar verenlere ağır cezalar verilmelidir. Özellikle ağır para cezaları verilmelidir. Ayrıca tarihi mekanları koruyan güvenlik elemanları görevlendirilmelidir. Evet, o tarihi eserlerin yanında onları koruyacak. Gelenleri zarar vermesini engelleyecek güvenlik görevlileri olmalıdır sevgili gençler. Evet, 46. sayfamızdaki iki tane sorumuzu bu şekilde cevaplandırdık. Siz tabii ki farklı bölgelerde yaşadığınız için farklı şeyler görmüş olabilir, farklı şeyler yazabilirsiniz buraya. Ben gidiyorum 47. sayfaya doğru, bakalım 47. sayfamızda ne var? Ne diyor? Tanıtılan yerleriyle yaşadığınız yer arasında hangi benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır? Evet, siz yaşadığınız yeri bilmediğiniz için yaşadığınız yer hakkında bilgi toplayın ve tanıtılan yerle karşılaştırınız. Farklılıklar, mesela Ulu Cami var mı? Mesela sizin bulunduğunuz yerde tarihi hamamlar, hanlar var mı, yok mu? Bu şekilde karşılaştırınız. Travertenler var mı? Ya da nehir var mı? Baraj, göl var mı? Şelale var mı? Bu şekilde
karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra sizde adlı sorumuz var. Yaşadığınız yeri turistleri tanıtacak bir broşür hazırlayacaksanız önce çevrenizdeki doğal varlıklar ve tarihi eserleri belirleyiniz. Daha sonra araştırma yaparak belirlediğiniz yerleri tanıtıcı kısa yazılar yazınız. Tanıttığınız yerlere ait fotoğraf ve resimleri yerleştirerek broşürünüzü tamamlayınız. Basit bir şey aslında. Yaşadığınız yer hakkında bilgi toplayacaksınız. İnternette resim indirebilirsiniz, fotoğraf indirebilirsiniz. Bir broşürle yapıştırabilirsiniz ve tanıtıcı bir yazı yazabilirsiniz. Mesela benim bulunduğum yer Adana Bebekli Kilise var. Çok eski tarihi bir kilise. Aziz Pavlus Kilisesi üzerine Meryem Ana'nın Tunç'tan heykelinin bulunduğu tahminen 1880-1890 yılları arasında yapılan Adana'nın merkezinde İtalyan Katolik Kilisesidir. Evet, gördüğünüz gibi İtalyan Katolik Kilisesidir. Ermeni Apostolik Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Günümüze kadar bu eser korunmuş ve günümüzde Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunmakta ve ziyarete açıktır. Evet, ben de bunu ziyarete gittim, gördüm. Çünkü merak ediyor insan. İçinde gerçekten güzel şeyler, güzel resimler ve güzel minyatürler var arkadaşlar. Adana'daysanız siz de gidip görebilirsiniz. Bunu bir broşür hazırlayarak fotoğraflarını indirip broşüre yapıştırabilirsiniz. Hakkında yazı yazabilirsiniz. Evet sevgili gençler, bakalım aşağıda başka bir şey var mı? Aa, varmış. Aşağıdaki tabloyu çevrenizde bulunan doğal varlıkları, tarihi mekanları ve yapıtları göz önüne alarak doldurunuz. Yaşadığınız çevrede mesela tarihi cami var mı? Niçin yapılmış? Mesela Adana'da Ulu Cami var. İbadet için kale var mı? Evet var. Güvenlik için yapılmıştır. Tarihi saat kulesi, evet. Adana'da büyük saat var. Zaman bilgisi için. Antik kent yok. Medrese yok. Türbe. Bol bol türbemiz var. Han var. Konaklama için. Tarihi evler var. Evet, konaklama için. Tarihi çok ev var Adana'nın. Tarihi çeşmeler var. Su ihtiyacı. Tarihi hamamlar. Evet, Adana'da gerçekten küçük saat kısmında tarihi hamamlar var. Banyo temizlik için. Mesela ne demiş? Tanıtıcı birer cümle. Buraya tanıtıcı birer cümle yazabilirsiniz arkadaşlar. Kervansaray yok. Aşağı inelim bakalım ne diyor. Çevrenizde göl, deniz, mağara. Evet, göl var. Seyhan Baraj Gölü var mesela. Deniz yok, mağara yok. Orman, Toros ormanları, dağ, Toros dağları var. Irmak var, Seyhan. Şelale var. Evet, Karahisar'da, Adana'nın Karahisar ilçesinde Körkün Şelalesi diye bir şelale var sevgili gençler. Bitti mi? Evet, bitmiş arkadaşlar. Sosyal bilgiler ders kitabımızın bu etkinliği, bu sayfası, bu konusu da bitti. Kanalımıza abone olmayı, WhatsApp gruplarında lütfen paylaşmayı unutmayınız. Videoyu durdurarak siz yazın arkadaşlar. Ben videoma son veriyorum. Arkadaşlarınızın size teşekkür etmesini istiyorsanız haberdar edin. WhatsApp'ta onları da paylaşın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.